Biz Belçika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki hamlesine bakacak olursak, Belçika dediğim gibi 2. Dünya Savaşı'nı müteakip ciddi dersler çıkarmış ve hakikaten bugünkü konumunu 60'lı yıllara borçludur. Az önceki verdiğim rakam kişi başı milli gelir. Bu ciddi bir rakamdır. Enflasyon oranı 1,13 ile 2,7 arasında gider gelir. Örnek vermek gerekirse siyasi yapı bağlamında 2011 yılındaki seçimlerde Belçika 541 gün hükümetsiz kaldı. Guinness Rekorlar kitabına girdi. 541 gün ama sistem tıkır tıkır işliyor. Hiç unutmam, Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı o gün itibariyle ailecek misafirimdi. 15 gün Belçika'da vali, belediye başkanı, yerel yönetimler vesaireler, randevular, görüşme, konuşma, altyapı bağlamında belediyecilik olarak birbirimizin tecrübesinden nasıl faydalanabiliriz gibi. Bu konularda bizim mutat rutin ziyaretlerimiz oluyordu. Ve o gün sordu Burhan Başkan, benim de bulunduğum Gençşehir Belediye Başkanı ziyaretimizi müteakip çıktığımızda dedi ki, ya başkanım sizin burada hükümet, dedim yok, hükümet daha kurulmadı. Federal hükümetin kurulması mecburen koalisyon. Çünkü federal hükümet ana şemsiyeyi oluşturuyor. Üniter bazda Belçika'nın tamamına hükmediyor. Ve dolayısıyla burada Alman azınlığın temsiliyeti var. Valonların temsil hakkı var. Flamanların temsil hakkı var. Ve her bir partinin, Flaman bölgesindeki partinin simetriği Valon bölgesinde var. O onların kendi partileri. Yani Parti Sosyalist Fransızca, Sosyalist Parti Hollandaca, Flamanca. Birbirinin simetriği. Partilerin bölgeye göre simetriği var. Dolayısıyla 541 gün hükümetsiz kaldı. Her şey tıkır tıkır işliyor. Buradan çıkarılması gereken dersler var. Tabi diyeceksiniz ki onların tuzu kuru. Ateş olsa cürmü kadar yeri yakar. Türkiye'nin yaklaşık 28'de bir yüz ölçümüne sahip. Nüfusu da bir İstanbul yapmıyor gibi bakabiliriz meseleye. Ama bu bir realite. Onların arasında da dediğim gibi asırlarca ötelenmiş, itelenmiş, mağduriyeti, mazlumiyeti yaşamış ve 1917 yılına kadar devlet dairelerinde, eğitimde kendi dilini konuşma yasağı getirilmiş Flamanlara. Mesela Gent Üniversitesi 1917 yılına kadar dersler Fransızca veriliyor. Flaman bölgesinde Flamanca konuşmak yasak. Daha sonra bunlar değişiyor. Şimdi ekonominin gücü, siyasi güç, demografik veri, nüfus olarak bu mağdur olan, mazlum olan, itelenen, ötelenen Flamanların elinde şu anda. Ama birbirlerini asalım, keselim, yakalım, yıkalım yok. Medenice masa başında oturuyorlar. Diyorlar ki arkadaş, zaten 1970'ten sonra federal sisteme geçtiler. Üniter baz Belçika tamam bir bütün olarak kalsın ama biz ayrılalım dediler. Nasıl ayrılma? Senin Sağlık Bakanlığı, benim Sağlık Bakanlığım. Senin Kültür Bakanlığı, benim Kültür Bakanlığım. Sen bakanlığını kendi bölgenden topladığın vergilerle ayakta tut. Ben de kendi bölgemden. Federal hükümet ülke çapında toplanan vergilerin %69'unu bölgelere aktarıyor. 27'sini eyaletlere aktarıyor. %4'ünü belediyelere bırakıyor. 6 tane hükümet var. 6 tane parlamento var. En tepe yukarıda 7. Federal Meclis. O meclise de bu kardeşiniz ilk defa Belçika'nın siyasi ve genel tarihinde seçilen ilk Türk milletvekili olarak görev yaptım. Dolayısıyla federal yapı şu an itibariyle gayet düzenli bir şekilde devam ediyor. Başkent Brüksel demişler ki burası bizim de başkentimiz. Hemen Federal Meclis'in karşısında, yani caddenin karşısında Flaman parlamentosu var. Bu 6,5 milyon Flaman'ın temsil edildiği 124 sandalyeli kendi meclisi var. Kendi başbakanı var. Kendi bakanları var.
etkisi ve yetkisi şurada gördüğümüz kuzeye hükmeder. Brüksel başkent, şurada gördüğünüz Anvers çok ciddi bir liman kenti. Dünya elmas ticaretinin ikinci adresi yok burasıdır. Yani Yahudi lobisinin ve dünya elmas ticaretinin döndüğü yer burasıdır. Brüj, bizim Türkiye'deki turistlerin Brüj'dir ama benim bulunduğum şehir Brüj'den de güzeldir, iddialıyım. O da ayrı bir konu. Mechelen ayrı bir özelliği var. Vatikan'ın Belçika'da 8 tane kardinali var. Bu şehirde ikamet eden krala geçtik. Evet. Mechelen şehrinde ikamet eden kardinal doğrudan Vatikan'ın birinci temsilcisidir. Diğerleri kendi bölgesindedir. Ama en tepede bu vardır. Hatta toprağı bol olsun. Jean Paul II vefat ettiğinde Belçika kardinali 3 favori adaydan birisiydi papalığa. Bu şehirde ikamet eden kardinal doğrudan Vatikan'ın birinci temsilcisidir. Burayla alakalı da ülkem adına, milletim adına gurur duyduğum bir takım şeyleri yaşadım ben. İlk defa meclise girdim. 2001 ikiz kuleler vurulmuş Amerika'da. Benim meclise girmem ile kulelerin vurulması arasında yaklaşık 1,5 yıl var. Belçika'da o gün için 850 bin Müslüman azınlık var. Bunların başında Faslılar birinci sırayı alıyor. Türkler ikinci sırayı. Diğerleri de Cezayir, Tunus ve diğer milletler. Toplamda 850 bine yakın Müslüman azınlık yaşıyor. Papa der ki, toprağı bol olsun Jean Paul II, bu ikiz kulelerin vurulmasıyla beraber Avrupa ve özelinde Belçika'da yaşayan Müslüman halk potansiyel suçlu töhmeti altında kalmasın. Bu insanlar herhangi bir menfur saldırıya maruz kalmasınlar diye iyi niyetin göstergesi hesap yapar ve der ki duyduğumuza göre Belçika Federal Meclisi'ne bir Müslüman Türk seçilmiş. Bir diplomatik kökenli olduğum için Belçika haberleri şunu vermişti. Modern imam Belçika'da tarih yazdı. Çünkü bir tarafa Üsame Bin Laden'in fotoğrafını koyuyorlar. Sarık sırık bir kucak sakal, bomba, Kalaşnikov kan gövdeyi götürüyor. Diğer tarafta diyor adam medeni, takım elbise, kravat. Anayasamıza sadık kalacağına dair yemin etmiş. Meclisimize ve siyasetimize renk katmış. Ve özel yani bu ilgi ve alakanın ötesinde 14 Ekim tarihine bir hafta kala Kardinal İstanbul'dan uçaktan indim. Burada klasik ziyaretlerim vardı. Seçilmem dolayısıyla dönemin meclis başkanı Sayın Arınç, Sayın Başbakan Erdoğan, Sayın Dışişleri Bakanı Başbakan Yardımcımız Abdullah Gül ve diğerleri bizzat telefonla tebrik etmek için aradılar. Ben de kendilerini iadeye ziyaret olsun diye bizatihi gittim, makamda ziyaret ettim. O ziyaretlerimin çerçevesinde dönüşte havalimanına Brüksel'e indim. Valizlerimi almak üzereyken kardinalden telefon geldi. Hoş beşten sonra dedi ki Cemal Bey size bir özel davetiye var Papa tarafından. Biz de Napolyon döneminden bu tarafa, yani Belçika'da bir gelenektir bu, bila inkıta uygulanır. Yeni yasama yılı Ekim'in ikinci salısıdır. Yeni yasama yılının başlayacağı o gün saat 14'te gong çalar, genel kurul salonu açılır ama sabah 10'da Federal Meclise yaya 10 dakika mesafedeki Saint Michel Katedrali'nde ayin düzenlenir. Yani şöyle düşünün şimdi. Bizdeki parlamento 30 Eylül ya da 1 Ekim tarihinde yeni yasama yılı açılıyor. Bütün muhalefet, iktidarı, bütün milletvekilleri hep beraber Kocatepe Camii'ne gidiyorlar. Ya da Eskişehir yolundaki yeni yapılan camiye toplu halde namaz kılınıyor. Namazı mütakip, yani bizdeki sistemin kıyaslamasını yaparak Diyanet İşleri Başkanı resmi sıfatıyla Ya Rabbi yeni yasama yılının ülkemiz özelinde
dünya barışına, kardeşliğe, huzura katkı vermesi için dua ediyoruz gibi. Napolyon döneminden bu tarafa, yani iki asırdan fazla bir süreç, kesintisiz her yıl yeni yasama yılının başlayacağı o gün saat 10'da katedralde ayin düzenlenir. Beni ilgilendiren tarafı Papa'nın ricası şudur kardinalden. Başarılar diliyorum. Siyasi yaşamında kendilerini tebrik ediyorum. Biz kendisinin varlığıyla gurur duyuyoruz. Aldığımız bilgiye göre bir Müslümanmış, hatta imammış. Selam biletin yeni yasama yılının açılacağı o günkü ayine Belçika'daki Müslümanları temsilen Cemal Bey katılırsa, kendi inancı gereği bir dua ya da bir konuşma yaparsa çok memnun oluruz. Ben dedim hay hay, sıkıntı yok yani, bizde mabet mabettir. Ve ben 14 Ekim tarihi 2003'te katedrale girdiğimde, o gün itibariyle 31 yıllık papazlıktan sonra emekli olup siyasete atılan, benimle aynı Sosyal Demokrat Parti'den seçilerek senatoda, senato başkan yardımcısı konumunda görev alan papaz. Şimdi aynı partideyiz. Bir cenahta papaz, bir cenahta imam. Hem parti hem Belçika medyası diyor ki buyurun. Ahenk, uyum, harmoni, ülkedeki parlamenter demokrasinin zenginliği falan falan. Bu bağlamda partidaşız, meslektaşız. Bana dedi ki Cemal Bey, yani dans göstererek, özelinde Eskişehir, 13. yüzyılın sonu, 14. yüzyılın başı. Yunus'un şu veciz sözünü aktararak ben konuya girdim. Yaradılanı severim, yaradandan ötürü. Zenciyi, acemi, arabı, ari ırkı değil, yaradılanı severim, yaradandan ötürü. İslam'ın insanlığa bakışı şudur. Her bir insan, Yüce Yaratıcı'nın harika bir eseridir. Yani şu bulunduğumuz ortamı, bu nezih görüntüyü yapan, çizen mimara, bunun kullanımını bize tevdi eden sahibine, biz burada pervasızlık yapar, bu eseri kırar dökersek, bu bir kere kendimize saygısızlık. İnsan, yeryüzünde Allah'ın yaratmış olduğu mükemmelin çok üstünde bir harika eserdir. Dolayısıyla hemen Yunus'umuzdan hareketle Kur'an-ı Kerim'deki ayeti okuyup Flamanca'da mealini. Yani bir insanı katletmenin bütün insanlığı öldürmekle eşdeğer olduğu, bir insanın da hayatını kurtarmanın bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer olduğu bir din anlayışı. Her ne kadar İbranice şalom eşittir selam, selam da eşittir barış ise de, şalom ve selamın aynı topraklarda, Orta Doğu'da 10 yıllardır birbirinin gırtlağına sardığı, birbirinin kanını akıttığı bir görüntü var. Bunun arkasında siyasi emeller, ihtiras, kapris, hegemonya peşinde koşan devasa devletler nezdindeki egolar vardır. Ama dinin özü, benim dinim bunu emrediyor.
İslam'ın insana, insanla, huzura, barışa bakışı budur. Kişilerin Allah ile kul arasındaki münasebetinin derecesini ölçecek ne bir aletimiz var, ne de böyle bir yetkiye sahibiz. Bu minval üzere çerçeveyi çizip, sonuçta bizlerin Adem ve Havva'dan neşet etmiş insanlar olduğumuzu, ama aynı zamanda aklın İslam dini tarafından taltif edildiği, tavsiye edildiği, telkinde bulunulduğu ve devamlı öne çıkarıldığı bir din olduğu. İlk eden ayet malumunuz. Oku emriyle başlıyor. İlk eden ayette namaz kıl demiyor. İlk inen ayette oruç tut demiyor. Enteresandır. 610 yılından 619 yılına kadar gelen ayetler tamamı iman esasları üzerine. Örnek, her sene adet olduğu üzere ne yapıyoruz? Miraç kandili. İki konunun altı çiziliyor. Miraç olayını müteakip beş vakit namazın farz olduğu ve Bakara suresindeki son iki ayetin Miraç ile beraber nazil oldu. Yıl 619. Demek ki 610'dan 619 yılına kadar en son din olan, en son kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim tarafından o süreç içerisinde, o 9 yıllık süreçte namaz da namaz diye tepemize binen, dogmatik bir anlayışla kafamıza geçiren, zorla bizi secdeye kapatan bir din yok. Yani Kur'an ve yüce yaratıcı, Türkçemizde kullandığımız mürebbi, terbiye eden Rab, oradan geliyor hepsi. Rab kelimesinden türetiyoruz biz bunları. Rab, yani kendisine tapılan ama aynı zamanda yeryüzündeki yaratılmış olan bütün insanlığın ana mürebbi, ana terbiyecisi, ana öğreticisi, insan gibi yaşamanın kural ve kaidelerini koyucu bir güç. Oradan neşet ederek Türkçemizde mürebbi deriz. Çocuk bakıcısı bugünün dilinde vesaire. Burada parantez açtık ki belki dikkatinizi dağıtmamak için, konumuz ilahiyat, tefsir, hadis, oralara girmek değil. O zaten beni aşan konular ama ben de acizane kendimce bildiklerimi karınca kararınca aktarmaya çalışıyorum. Bu minval üzere mesajı verdim. Katedralde bir, yani alkış demeyeceğim ama hepsi ayağa kalktılar. Bu tabi manşet oldu Belçika medyasında. Bir diğer özel anı, meclis başkanı ilk yemin merasimini müteakip oturma ara verdiğinde makamından indi. Çünkü yeni seçilenler, orada bir sıralama var, kıdeme göre en arka sıraya otururlar. Her yıl öne doğru kayarsın. Grup başkanı en öndedir falan, böyle gider. Adam koşar adımlarla geldi. Dedi ki, Cemal Bey, siyasetimize renk kattınız. Müslüman ve Türk kimliğinizle bizim için bir zenginlik oldunuz. Aramıza hoş geldiniz. Sizi tebrik ediyorum. Oturum bittikten sonra özel görüşelim. Talebiniz var mı? Ve Ramazan ayı öncesi beni bizzat makama davet etti meclis başkanı. Dedi ki, bu özel, kusura bakma. Ben senin Müslüman olduğunu biliyorum. Müslümanlar da oruç tutuyor. Biz sana ne yapalım? Dedim ki, bana bir şey yapmayız. Ben zaten hazırlıklıyım. Yani alüminyum folyoya 8-10 tane iri hurmayı sarıyorum. Çantamda götürüyorum Ramazan. Onun hesabını yapayım. Dedi ki, hayır. Meclisin baş aşçısını çağırdı. Dedi ki, Cemal Bey, ne diyorsun, otalım. Dedim ki, ben deniz ürünleri, bir de bana kullanacağını, çatal, kaşık, pişirme ne varsa bana ait olsun. Yani diğerleriyle karıştı. Not aldılar. Ben bu saygıyı, bu hürmeti gördüm. İnancım, ülkem, insanlarım adına gurur duyuyorum. Bir şartla. Siz tutarlı olursanız. Benimle aynı mecliste bulunup Fas kökenli bir arkadaşım, o da bira içerdi.
Olabilir. Konuşuruz. İsmi Muhammed sarılırız. Ama Ramazan ayında meclisin kulisinde oturuyoruz. Bütün meşrubatlar artık ne varsa envai çeşit hepsi ikram ediliyor parlamenterlere. Ücretsiz vesaire. Beni biliyorlar. Sandviç türü yaparken yarasını yeşillik ve peynir. Başka işte salam, sosis, sucuk olarak kesinlikle yok. Benimkini ayrı getiriyorlar. Bizim grubun olduğu yere ikram. Ben teşekkür ettim. Diğerler aldılar, başladılar yemeye. Bizim partidaşlar. Biri dedi ki ya pardon dedi Cemal biz sen bu sefer almadın hayrola. Dedim ya böyle böyle. Dediler çok özür dileriz. Hepsi ellerindeki sandviçleri bıraktı. Dediler biz sana karşı saygısızlık ettik. Çok özür dileriz. Biz çıkıyoruz. Bir dakika. Siz devam edin. Ben okuma salonuna geçeyim. Başbakan yardımcısı. Ekonomiden sorumlu devlet bakanı. Ve partimizin genel başkanı. Adam nasıl sarar diyor. Hayır biz sana karşı saygısızlık ettik. Biz çıkalım. Sen burada rahat otur. Olmaz dedim. Ben bunları yaşadım. Yani tutarlı olursanız, olduğunuz gibi görünürseniz, Allah size saygıda kusur ettirmiyor. Tabii biz saygı görelim diye bunu yapmadık. Yani bizim olmamız gereken durum budur. Bu da ayrı bir parantezdi. Mehlen şehrinden hareketle biraz konuyu dağıttık belki ama Çınar Hemşerim pür dikkat dinliyor. Yener abi ona keza. Ahmet abi, ben zaten kahveci olduğum için devamlı ayaktayım dindik diyor. Kahveden bülhem. Evet, şimdi bunların ötesinde bu küçük Belçika ciddi anlamda bir barış ortamında 10 yıllardır ülke devam ediyor. Şimdi bizdeki parlamenter yapıya gelecek olursak. 3 ana bölgeye ayırıyoruz. Şu bölge Flamanların bölgesi. Aşağısı kuzey, güneyin tamamı Valon bölgesi. Kuzeydeki Flamanlar 5 vilayet. Güneydeki Fransızca konuşan Valonlar 5 vilayet. Toplam 10 vilayet. Brüksel başkent. 19 ilçesiyle bu 19 ilçenin içerisinde 6 tanesi iki dilli bir bölge. Hem Flamanca hem Fransızca konuşanların olduğu yer. Dolayısıyla oranın seçimlerindeki listeler iki dilde hazırlanıyor. Seçmen istediği listeye oyunu kullanıyor. Flamanca konuşan adayın oyları fazlaysa o belediye başkanlığı yapıyor. Fransızca konuşan adayınki fazlaysa Fransızca konuşanların verdiği oyla o belediye başkanlığına geliyor. Hemşerimiz Emir Kır Brüksel'in Saint-Jos ilçesi. Yani henüz nüfusu Emirdağ kadar olmayan bir bölgenin Brüksel içerisinde belediye başkanlığı görevinde yapıyor bir hemşerimiz. Aynı zamanda mecliste milletvekili. Belçika'da kümülasyon sistemi var. Yani bir kişi birden fazla görevi yapabiliyor. Tabi onun belli kriterleri var. Milletvekilliğin ise belediye başkanlığından maaşın yarısı veriliyor falan falan. Uzun hikaye. Şimdi Brüksel 1 milyon 200 bin civarında nüfusuyla 19 ilçesiyle kendi bir muhtariyet alanı var. Ülkenin başkenti 89 sandalyeli kendi meclisi var. Kendi başbakanı var. 9 tane bakanı var. Bu bakanların ve başbakanın etkisi, yetkisi Brüksel il sınırıyla sınırlı. Brüksel dışında sözü geçmez. Bunun haricinde yine başkent Brüksel'de 6,5 milyon Flaman'ın temsil edildiği Flaman parlamentosu 124 milletvekiliyle onun da kendi başbakanı bakanları var. Etkisi yetkisi Flaman bölgesinin tamamı için geçerli. Ülkenin kuzeyi. Fransızca konuşanlar topluluğunun meclisi var. 94 sandalyeli. O da Brüksel'de. Bir de Valonların Brüksel bölgesinden kendi meclisi var. Bunlar da
kendi temsil hakkına sahip 75 kişiyle. Alman azınlığı 77 bin nüfus, 25 sandalyeli kendi meclisçiyi var. Şurada gördüğümüz yer Alman azınlığı. Şu bölge. Şimdi bu yapı içerisinde ülke adına, Belçika adına dış ilişkiler, bir ülkenin büyükelçisini kabul ya da bakanlığa çağırıp haddini bildirme gibi işler federal hükümetin işidir, federal meclisin işidir. Alttakiler sadece kendi işine bakar. Örnek vermek gerekirse, mesela bizim burada ne var? İşte Bilecik, Bursa, Kütahya, Afyon, Eskişehir topladık. Ne yaptı? Yaklaşık atıyorum 3 milyon nüfus. 3 milyona kaç sandalye tekabül eder? Şu kadar. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nun canlı yayında seyretmiştim. Pratik zeka, yılların bürokratı. Şu hatırasını hiç unutmam. Erzincan valisiyim diyor. Deprem olmuş. Zemin analizi, bilirkişilerin raporuyla fay hattının geçtiği yer her zaman sıkıntı yaratacak. Biz mevcut yeri kaydıracağız. Öteleyeceğiz. Ve oraya yeniden bir imar. Ben mülki amirim diyor. Devlet beni yetkili kılmış. Orada görevim bu. Ya şu kadar ton demir için bütün eskortlarla beraber verelim Ankara. O bakanlığın kapısında bekle. Kömür için öbür bakanlığın kapısında. Tuğla için bu bakanlığın kapısında. Plan tadilatı şuydu. Falan buydu. Ya kardeşim bu kadar şeye gerek yok derdi. Ademi merkeziyetçilik. Yani yerinde çözüm. Pratik çözüm bağlamında. Yoksa biz Türkiye'nin üniter yapısı yok efendim bozulsun, çarçur edilsin, falanlar burada hegemon elde etsin, feşmekanlar şunu yapsın, öyle bir derdimiz yok. Pratik anlamda diyorum ki böyle bir uygulama var, yapılıyor. Ha, Türkiye bu neyi getirir, neyi götürür? Tabi uzun vadeli bir projeksiyonda düşünülmesi, tartışılması, fikir tahtasında bulunulması gereken bir konu. Ama bunun örnekleri var. İkinci bir örnek, şu anda kendi nüfusu 82, son göç dalgasıyla beraber 86 milyon nüfusa ulaşmış. 2005'i rakamını söylüyorum. 2005 Dünya Ticaret Örgütü raporu Avrupa kıtasından. 2005'in raporu Almanya. İhracat rakamı 700 milyar euro. 2005, 15 sene önce. Her seferinde Avrupa Birliği içerisinde ihracatta ikinciliğe düşmüş değil. Bu Almanya. Bu Almanya'da 16 tane meclis var. Federal Almanya diyoruz. 16'sının kendi meclisinde milletvekilleri, kendi başbakanı. 17. meclis Berlin'deki federal meclis. Tüm Almanya adına görev ve sorumluluk üstlenen meclis. Bu 16 mecliste bulunduğu eyaletin ilinden en ücra köşedeki köyüne kadar sorumlu. Vergiyi topluyor. Belli oranda kendi yağıyla kavrulmak zorunda. Açığını kendi kapatacak. Toplanan verginin belli yüzdesini de federal hükümetin fonuna aktaracak. Yani örnek. Tahminimi söylüyorum. Ben kendi acizane görüşüm. Bu pratik çözüm bağlamında çok ciddi tasarruflara vesile olabilir. Örnek, zoomluyoruz ve Eskişehir'e geliyoruz. Eski otogarın olduğu yer. Az önce takdim eden Soner Bey değindi. Bu havalimanı için koştururken valimiz, Allah sağlığı sıhhat versin Kadir Bey, Kadir Çalışıcı. O da o gün için burada vali. Kendileriyle bir abi kardeş bağlamında muhabbetimiz, dostluğumuz var. Bir gün dedi ki ya sayın vekilim, burası benim başıma bela oldu. Bir gün tinerci, alkolün birisi birbirini kesip doğrayacak, şehrin merkezi, fatura bana kesilecek. Ya şu sıkıntıdan bizi kurtar. Hayrola? Yani dedi 6 tane milletvekilimiz var o günkü sandalye dağılımı.
Müteaddit defa söyledim ama dedi, sadra şifa bir sözüm olmadı. Sana rica ediyorum. Hay hay. Kimde bitiyor burası? Dedi ki burası emekli sandığına aitmiş. O da eşittir Sayın Akta'nın talimatı, meseleyi hallediyor. Allah rahmet eylesin. Tamam gidelim. Hemen mi? Hemen gidelim. Aradılar Sayın Bakan Ankara'da. Bastık biz. Gittik Ankara'ya vardık. O Cemal'cim hoş be sarmaş dolaş. Çay kahve. Dedim Sayın Bakanım, sebebi ziyaretimizin amacı bu. Verin telefon. Bağlayın bana. Emekli sandığı genel müdürünü aradı rahmetli. İfade şu. 12 bin metrekarenin üzerinde bitişinde bir otel de var. Şehir merkezinde metruk bir yapı. Burayı derhal ihaleye çıkar. İkinci bir defa aramayacağım. Bitti. Özel kalemin odasında 20 tane milletvekili bekliyor. İzmir, Hanya, Konya. İşte sıra bekliyor girmek için falan. Ha buradan ben bir şey yaptım anlamında değil. Çözüm odaklı bir konuyu buradan sürdük 250 kilometre. Gittik. Yani nokta atışı o gün için fırsatlar oydu. Gittik değerlendirdik. Ve hemen ihaleye çıktı. Sonuçta iki ailede kaldı. Reklama giriyoruz. Mustafa Sakallı 20 trilyon 100 milyar o günkü rakamla. Cemalettin Bey Sarar 20 trilyon 150 milyar. Ve Cemalettin Sarar aldı. Şimdi bu konu, ben hasbelkader gelmesem, bu havalimanı konusuyla uğraşmasam, Sayın Valimiz belki 2 seçim, 3 seçim bekleyecekti. Kendisi de burada görevli olur ise. Örnek. Ama bu yerinde sonuçlanacak bir mekanizma, bir makam, bir otorite, bir yapı olsaydı Ankara'ya yorulmaya da gerek yoktu. O yerindeki çözüm odaklı kurum da onunla hemhal, birebir yaşıyor o şehirde. Bunu dikkat alarak çözüm üretebilecekti. Yani biz bazı konularda haddi hesabı olmayan israf her anlamda gani gırla gidiyor. Bir de bu bizim işte maalesef bizim insanımız, ülkemiz ne yazık ki görüntü, gösteriş, hay, huy, eskort, dağıttı, tüh, ya. Milletvekilliği yaptım. Avrupa Birliği'nin kalbinde. Sen benim kim olduğumu biliyor musun diye kart vizitimi göstermeye utanırım. Yapmadık, yok böyle bir şey. İstersen bir dene. Trafik polis seni rezil eder. İki kelimeyle. Yok böyle bir şey. Evim Polatkan'da, gelip gidiyorum çarşıya. Eski emniyetin önü. Orada emniyet mensubu arkadaşlar işte bekliyorlar, görevlerini yapıyorlar. Tanıdıklarımız var. Ya sayın vekilim bir otur bir çayımız iç falan, muhabbet. Dedik efendim böyle böyle geçen dedi buradan, işte bunu malum trafiğe kapalama dedi, bir araba geldi. Düdük çaldım, durdu. Buraya giremezsiniz dedim falan. Arkadan da camı açtı birisi. Sen benim kim olduğumu biliyorum. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Ya dedi böyle, bir karada bir derede kaldım dedi. Meğer falan partinin ilçe başkanıymış dedi. Komedi bu ya. Altı buçuk milyon nüfus. Ekonominin can damar elinde. Balonların iki katı nüfusa sahip. Her türlü imkana sahip. Belçika özelindeki flamanların milli geliri balonlara nazaran 8 bin dolar daha yüksek. Buna rağmen kesme, doğrama, yakma, yıkma, sen benim kim olduğunu biliyor musun? Senden ne çektim ben? Efelenme yok. Sandık, demokrasi. Şu memlekette yaklaşık 8 yıldır git gel buradayım. Her defasında sağlık sektörü, imar, altyapı, şehircilik, artık otomatiğe bağlamışım ben. Hep böyle kıyaslamalı oluyor. Çarşıda yürürken kıyaslama. Ya orada böyle yok. Hastaneye gidiyorsun ya bu diyorsun. Niye böyle değil yani? Halbuki şu ülkede şekerin, yağın, unun birinci kalitesi var. Dolayısıyla helvanın alası yapılır. Ama şimdi diyeceksin ki ya sen de tevazu yap burada Belçika'da milletvekilliğin gibi. Tamam zaten tevazu yapıyoruz. Hiçbir yere bugüne kadar ben falanım demedim. Demem çünkü bana yakışmaz. Bütün milletvekillerine P nokta ile başlayan plaka verilir İçişleri Bakanlığı tarafından. Öne ve arkaya bu sizin hakkınız takarsınız. P nokta rakam vardır. O parlamenter demektir falan.
150 milletvekilinin federal mecliste 15'i taktıysa mübalağa etmiş olurum. Takmayız. Torpido gözünde benim 5 yıl durdu. Ayrıcalık istemiyoruz. Komisyon toplantısı gece 2'de bitti. Yollar müsait. İmkanlar var. Arabalar ona keza. Ya bir an önce eve gidip ben hemen uykuya yatayım diye 160-180 olur ya basabilirsin. Yol çok müsait çünkü. O arada vardiya sistemi işten gelen birisi ya da gece aleminden gelen birisi senin plakanın yanına yaklaşır arabayla giderken şeridin birisinde senden brütüs der. Bu yetti sana ya anlıyorsan. Yani eğitim mi ne yapsak bilmiyorum ben. Ha şunu unutmayacağız. Ülkemizde aşırı tevazu tepene çıkıyordur. Yani biz o zaman Yunus olacağımız yer ile Yavuz olacağımız yeri bileceğiz. Belçika dünden bugüne dedik özele girdik, parlamentoya girdik. Oradan bir yapı aldık. Yani Belçika'daki siyasi yapı, doku, realite nedir? Oradan bir sunum verdik. Bu reklamdı sizi ayakta tutmak için. Bir saati de geçmiş Sayın Başkanım. Daldan dal atladınız Cemal Bey, bizi sıktınız diyorsanız ben yani size de bırakabilirim ama daha burada çok anlatacak şey var. Yani kömür ocakları var. 1800-1960'tan sonra başlayan ilk göç Belçika'da devlet dairelerinde, ben bunu müteaddit defa duydum. Emirdağ'ın büyük, Türkiye'nin büyük tabiri çok sık kullanılmıştır. Buradan amaç şudur. Şu anda Belçika'da yaşayan Türk nüfusun yaklaşık olarak 150 binin üzerinde Emirdağlı. İşte doğum, kayıt, kürek varıyorsun. Madeyin Emirdağ. Şimdi devlet dairesindeki memur soruyor ya Türkiye büyük, Emirdağ büyük diye. Bu da bir değer, bu bir veri. Bu bağlamda ben de dedim ki teknolojinin nimetinden bizim insanımız faydalansın. Seçildiğim ajandama gündem maddesi bir diye talimat verdim danışmanıma. Eskişehir Havalimanı'nın uçuşlar açılması. 21 ay 4 ülkeyi taradım. 5 vilayetten gurbetçi aradım. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa'da, Bilecik, Bursa, Kütahya, Afyon, Eskişehir, Özel'in Demirdağlı gurbetçileri. Cami, cemaat, market ne varsa ayaklarına gittim. Selam kelamı mütakip. Bendeniz Belçika milletvekili, Eskişehir Havalimanı uçuşlar açarsak gider misin hacamcı? Ya git sayın vekilim, rüya olması lazım falan. Sonuç bu 21 ay saha çalışması, elde ettiğim rakam arz talep bazında, dönemin Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım'a 21 Şubat günlerden Salı 2005 saat 13 randevum var.